Elemanlarımız, sevgili öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı oryantasyon programımıza hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, öncelikle sizleri tebrik ediyorum ve öğrenim hayatınızın başarılarla dolu olduğunu diliyoruz. Saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrenciler, öncelikle Profesör Doktor Sayın Ömer Şanlıoğlu'na sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam, söz sizde. Ömer Hocam lütfen onaylayın. Sesinizi açma için onay gönderdik. Evet, tamam değil mi? Şimdi benim sesim geliyor. Evet Sayın Hocam. Tamam. Ben istedim ki öğrenci arkadaşlardan da şöyle kameradan yüzlerini görelim ama herhalde gizlemeyi tercih ediyorlar. Bir şey de diyemeyeceğim artık. Evet, hepsine okulumuza hoş geldiniz diyorum. Gerek turizm işletmeciliği bölümü gerekse turizm rehberliği bölümüne kayıt yaptıran arkadaşlarımıza. Onlara eğitimlerinin ülkemize kendilerine hayırlara vesile olmasını canı gönülden diyelim isterim. Ben fakültenizin dekanı Profesör Doktor Ömer Şanlıoğlu. Kısaca kendimi tanıtayım. Uludağ Üniversitesi'nde lisans eğitimini yaptıktan sonra yurt dışında master ve doktoramı yaptım. Yaklaşık 7,5 yıldır da fakültemizde bulunuyoruz. Ekonomi derslerini, turizm ekonomisi, genel ekonomi ve hukuk derslerini, turizm politikası derslerini birlikte yürütüyoruz. Her zaman değerli arkadaşlar, gerek ben dekanınız olarak, gerek yardımcılarım Harun Çalhan ve Mehmet Umur hocalarımız ile her zaman diyalog içerisinde olabilirsiniz. Bütün sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Sadece biz değil tabii, tüm hocalarımız da size 24 saat kapımız açık. Kenan Güllü hocam da mesela orada. O da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden size her türlü yine yardımı yapacağından emin olabilirsiniz. Diğer tüm hocalarımız da olduğu gibi. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi değerli arkadaşlar. Ne demek araştırma üniversitesi? Türkiye'de 10 tane üniversite arasında giriyoruz. Bu bizim tabii marka değerimizi yükseltiyor. Dolayısıyla fakültemiz de bu üniversitemizin imkanlarından yararlanıyor. Bu bir avantaj teşkil ediyor. Küçük bir butik bir fakülteyiz. Bu da tabii sizlerle, hatta çoğu zaman sanıyorum İngilizce hocalarımız daha çok ama ben de dahil olmak üzere birçok hocamız, birçok öğrencimizin isimleriyle bile hitap etme durumu söz konusu. Bu da yani çok nadir fakültelerde görülebilecek bir durum. Bu da sizin için bir avantaj teşkil ediyor. Biz sadece burada teknik eğitim vermiyoruz size. Bana göre teknik eğitimden de önemlisi size koçluk, size bir kariyer planlaması, kariyer gelecek yönetimi hususunda birinci derecede yardım sunuyoruz ki bana kalırsa dersin içeriği kadar bu tür yönlendirmeler değerli arkadaşlar mutlaka sizin fakültemizin en önemli üstün yanını teşkil ediyor. Sizden istirhamım, hiç çekinmeyin. Devamlı surette bizlerin bu konuda başımızı ağrıtabilirsiniz. Kapımız sonuna kadar açık, sorunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen inşallah gönül ister ki bir an evvel tabii korona geçsin ve yüz yüze eğitim yapalım. Ama koronalı da buraya yüz yüze eğitim de biraz haliyle hepimizi de korkutuyor, ürkütüyor. İnşallah dün Cumhurbaşkanımız en kısa sürede dedi ama anladığım kadarıyla herhalde bu sömestr böyle geçecek gibi duruyor. Önümüzdeki dönem sağlıkla, sıhhatle yüz yüze gelip eğitimimize buradan devam ederiz yani. Fakültemizde şu an 3 profesörümüz var. 5 öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi arkadaşımız, 7 öğretim görevlimiz ve 4 de araştırma görevlisi arkadaşımız olmak üzere 19 öğretim elemanıyla ve artı dışarıdan gelen hocalarımızla sizlere eğitim öğretim hayatımızda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi sadece kariyer odaklı değil, aynı zamanda biz sizin insani vasıflar olarak da ülkemize, vatanımıza hayırlı öğrenciler olarak yetişmenizi istiyoruz. Bu konuda benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben müsaadelerinizi istirham ediyorum. Diğer hocalarımızla siz devam edin. Teşekkürlerimi sunuyorum.
hayırlara vesile olsun diyorum. Sayın dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi fakülteniz akademik ve idari personelini tanıyalım. Kenan Hocam, müsaadeniz olursa sizinle başlayalım mı? Sesiniz açık değil Kenan Hocam. Hocam onay gönderdim Kenan Hocam. Onaylayabilirseniz. Evet açıldı Kenan tamam. Hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. Güzel bir üniversite, güzel bir fakülte ve güzel bir şehre geldiniz. Tebrik ediyorum. Ömer Hoca'nın söylediği şeylere katılıyorum. Keşke bunu yüz yüze kendi sıcak ortamımızda yapabilseydik ama bu sene böyle olacak. İnşallah gelecek dönemlerde yüz yüze eğitimde sınıflarımızda, dersliklerimizde buluşacağız. Pazarlama derslerini biz birlikte yapacağız. O derslere giriyorum ben programlarımızda. Bunun dışında tabii bizim sorumluluğumuz, görev alanımız derslerimizde değil. Her zaman sizinle ilgilenmeyi kendimize sorumluluk sayıyoruz. Rahatça çekinmeden her zaman gelebilirsiniz. Bölüm ayrımı, hoca ayrımı yapmadan buna açığız her zaman. Hem eğitim öğretim çerçevesindeki düşüncelerinizi paylaşma açısından, karşılaşacağınız sorunlar ya da katkılarınızı almak açısından biz buna hep açık olacağız. İşte içinizde Kayseri'de ailesi oturanlar da vardır mutlaka. Şehir dışından olanlar da vardır. Özellikle şehir dışından olan arkadaşlarımız için bu yeni bir hayat tarzı da belki biçimi de olacak. O bakıma güzel bir okula geldiğinizi, güzel insanlarla dönem geçireceğinizi size söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Mehmet Hocam, Kenan Hocam teşekkür ederiz. Mehmet Hocam sesinizi açmak için istek gönderdi. Ben de kabul ettim. Evet. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Biz zaten genel turizm dersini iki haftadır beraber yapıyoruz. Dolayısıyla hepinizle ufak da olsa bir ders yapmaya şansımız oldu. Katılımlar da çok düşük değil iki haftadır. Ben de hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar fakültemize, bölümlerimize. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hocam teşekkürler. Harun Hocam sesinizi açmak için onay gönderdim. Geldim sonra aldım. Herhalde geliyor sesim. Evet hocam. Evet ben de öncelikle hayırlı olsun dileğiyle başlayayım arkadaşlar. Turizm Fakültesi'nde ben de Mehmet Hocam'la beraber dekan yardımcısıyım. Aynı zamanda sizlerin de ikinci sınıftan itibaren hem turizm rehberliği hem turizm işletmeciliği için meslek derslerinizde bir araya geleceğiz. Bu süre içerisinde tabii eğitiminiz içerisinde bize ihtiyaç duyacağınız her konuda yanınızda olmaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Kapımız her zaman sizlere açık arkadaşlar. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum ve benden sonraki arkadaşa sözü devretmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Reha Hocam sesinizi açtım. Teşekkür ediyorum. Bütün öğrenci arkadaşları fakültemize hoş geldiniz diyorum. Turizm işletmeciliği bölümündeki arkadaşlarla mesleki oryantasyon dersinde iki haftadır beraberdik. Ama turizm rehberliği bölümündeki arkadaşlarla da ilk defa şimdi tanışma fırsatına sahip oluyoruz. Herkese fakültemize tekrardan hoş geldin diyorum. Pandemi döneminde böyle uzaktan da olsa pandeminin sonrasında inşallah hep beraber yüz yüze güzel güzel derslerimizi yapacağız. Ağırlıklı olarak yiyecek ve içecekle ilgili derslerde ben sizin karşınızda olacağım. Her zaman olduğu gibi öğrencilere yardımcı olan bu akademik kadronun yüz yüze olduğunuz dönemde de sizi kucaklayacağından şüpheniz olmasın. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Türkiye'nin önemli turizm fakültelerinden bir tanesidir. Bunun belki şimdi farkında olmayabilirsiniz ama yarın diplomanızı aldıktan sonra fakültenin kıymetini, ağırlığını sektörde hissettireceğinize eminim. Hepiniz hayırlı olsun diyor. Sözü benden sonraki hoca arkadaşıma bırakıyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Nihat Hocam sesinizi açmak için onay gönderdi. Geliyor değil mi sesim? Evet hocam.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize tekrardan hayırlı olsun diyorum. Nihat Çeşmeci adım. Ben de bazılarınızla artık tanıştım. Turist rehberliği bölümü derslerine ağırlıklı olarak giriyorum ama turizm işletmeciliği bölümünde de bazı derslerim olacak. Mesela birinci sınıf turizm işletmeciliği ile ikinci dönem derste karşılaşacağız. Ben de özellikle seyahat acentacılığı, tur operatörlüğü, Türkiye turizm coğrafyası daha çok hareketle ilgili, gezmeyle ilgili derslere giriyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere, iyi günler. Hocam sesinizi açtım. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Ali Takın. Genel işletme, araştırma yöntemleri gibi dersleri birlikte aldığınız takdirde ilerleyen dönemlerde birlikte işleyeceğiz. Aynı zamanda fakültemizin Farabi Birim Koordinatörüyüm. Bununla ilgili de sorun veya sorularınız olduğu zaman da benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de hepinize tekrardan hayırlı olsun diyorum, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam. Merhabalar arkadaşlar. Ben danışman hocanız Zeynep Yıldız Taşdemir. Danışmanınızı da yürütüyorum. Birçoğunuzla mesajlaşma yoluyla ya da mail yoluyla tanıştık zaten. Aynı zamanda bu fakültede İngilizce derslerini de yürütüyorum. Yabancı diller koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Hayırlı bir eğitim öğretim yılı olsun. Hayırlı bir üniversite hayatı olsun inşallah hepiniz için. Derslerde uzun uzun görüşeceğiz inşallah. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz dönemde özellikle. Şimdilik hoşçakalın. Ayşe Yıldız Hocam. Merhabalar arkadaşlar tekrar. İşletme öğrencilerimizle derslerimizde tanışma fırsatı bulmuştuk. Rehberlik arkadaşlarımızı da inşallah ilerleyen zamanlarda tanırız. Ben de İngilizce hocanızım. 4 yıl önce İngilizce derslerinde görüşeceğiz inşallah. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Ziya Hocam. Sevgili öğrenciler, hepinize hoş geldin diyorum. Ben Ziya Aslan, Almanca öğretim görevlisi. Üçüncü sınıfta Almanca dersini seçerseniz birlikte oluruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aysel Hocam. Здравствуйте, меня зовут Айсел Сарыкая. Hepiniz hoş geldiniz. Rusça öğretim görevlisiyim ben de. Üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta ikinci yabancı dil seçmeli olarak Rusça seçerseniz görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ayşegül Hocam sanırım düştü. Sevgi Hocam. Sevgi Hocam, bizi duyabiliyor musunuz? Hocam bir ses problemi var galiba. Faruk Hocam. Arkadaşlar, öncelikle hayırlı olsun diyorum ben. Bölümünüz iyi bir bölüm. İnşallah kere kere yaparsınız. Ben üniversitemizin neredeyse bütün fakültesinin ders yaptım. Ama fiziki olarak, gerçeğe konuşmak gerekirse, belki en iyilerinden bir tanesinde yer alacaksınız. Bu işin kıymetini bilin. Hocam dediği gibi üniversitenizin ve bölümünüzün hakkını inşallah ileride yani kıymetini dayanacaksınız. Ben İngilizce öğretim görevlisi Faruk Balkaya. İnşallah yüz yüze derslerde görüşeceğiz diyorum. Hayırlı olsun bir kez daha. Ayşegül Hocam sesinizi de açtım. Merhabalar arkadaşlar. Ben İngilizce öğretim görevlisi Ayşegül Gürbeden. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz için inşallah hayırlı uğurlu bir üniversite hayatı olur. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda inşallah arkadaşlar daha sağlıklı günlerde yüz yüze eğitimde çok daha fazla vakit geçirme fırsatımız olacak. Henüz hiçbirinizi tanımadım. Hepinize yeniden hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde inşallah. Teşekkürler hocam. Sevgi hocama sanırım bağlanamadık. Zeynep hocam, Sevgi hocamın da bir iki cümleyle tanıtır mısınız? Tabii ki. Sevgi Eren, İngilizce okutma öğretim görevlilerimizden. Kendisi iki yıldır bizimle. Rehberlik bölümü birinci sınıf öğrencileri zaten kendisiyle tanıştı. İşletme grubu öğrencilerimizle inşallah ilerleyen zamanlarda tanışacaktır hocam.
Pembe hocam, sizin sesinizi açtım. Pembe hocam, sesiniz bize gelmiyor. Sizin sorunuz çözülene kadar ben devam edeyim isterseniz. Araştırma görevlisi Mustafa Ülker. Ben de yiyecek ve içecek alanında çalışmalarımı yürütüyorum. Aynı zamanda Mevlana Fakülte Kurum Koordinatörüyüm. Bu anlamda da sorularınız olursa bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Umarım gerek yüz yüze gerekse uzaktan verimli işleyebiliriz derslerimizi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Mustafa Yılmaz hocam. Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma görevlisi Mustafa Yılmaz. Turizm İşletmeciliği 1. sınıfta istatistik dersinde Kurtuluş Hocam'la birlikte sizlerleyiz. Rehberlik bölümüyle henüz tanışma şansınız olmadı, evet. Arkadaşlar farkındaysanız hani İngilizce hocalarımız çoğunlukta ve bizim bölümümüz için, bizim fakültemiz için İngilizce ne kadar önemli olduğu da ortada. Lütfen İngilizceye çok çok önem verin. Benim en büyük tavsiyem budur. Şimdiden başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Nazlı hocam. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Nazlı Örne. Turizm Rehberliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda profesyonel turist rehberiyim arkadaşlar. Ve sizler de özellikle Erasmus bilim temsilcisi olduğum için Erasmus süreçlerinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Fakültemize hoş geldiniz. Hoşçakalın. Fakültemiz sekreteri Müzeyyen Hanım. Merhaba arkadaşlar, ben Müzeyyen Kip, fakülte sekreteriyim. Sizlerle henüz yüz yüze gelemedik. O nedenle fakültenizi de henüz göremediniz. Kampüsün en güzel okulu diyebilirim. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Atladığımız hocamız olmadı sanırım. Arkadaşlar varsa bana bildirebilirler sorumlu arkadaşlarımız. Sanırım kalmadı mı? Bence kalmadı Sayın Hocam. Sadece Pembe Hocam'ı duyamadık biz. Ses problemi çözüldüyse Pembe Hocam'ı tanıyabiliriz isterseniz. Sanırım bilgisayarında bir problem var. Pembe Hocamız da fakültede araştırma görevlisi. Yiyecek içecek alanında çalışmalarını yürütüyor. Kendisine de danışabilirsiniz her zaman. Tamamdır Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum size de. Ben müsaadenizle sunumuma başlıyorum. Tabii hocam. Sevgili arkadaşlar, oryantasyon programı kapsamında biz size bir takım tanıtımlarda bulunacağız. İşte okulumuz nasıl bir yer, ne zaman kuruldu, akademik personelimiz hakkında bazı bilgiler verdikten sonra eğitim öğretim yönergemiz hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra staj imkanlarınızdan bahsedeceğiz size. Sonra da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Soru cevap bölümünde kafanızda takılan şeyleri sırayla sorabilirsiniz. Böylece yardımcı olabileceğiniz kadar yardımcı olmaya çalışacağız size. Başlayalım. Evet. Tercihimizle başlayalım. Turizm Fakültemiz 2005 yılında kuruldu. Türkan Tuncer Tanrıçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla kuruldu arkadaşlar. Yüksekokulumuz 28 Ağustos 2006'da üniversite rektörlüğünce Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa'nın kurucu müdür olarak atanmasıyla ilk kez 2006-2007 akademik yılında turizm işletmeciliği bölümüne 31 öğrenci alarak başlamıştır. Turizm rehberliği bölümümüz ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 60 öğrencisiyle eğitim hayatına başlamıştır. Fakültemizin 3 bölümü bulunmakta. Bunlar turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları bölümleridir. Hali hazırda biz turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümlerini aktif olarak öğrenci almaktayız. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün ise kurulum çalışmaları tamamlanınca öğrencisi alınacaktır. Akademik kadromuzdan Sayın Dekanımız kısaca bahsetti. 3 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, 7 öğretim görevlisi bulunmakta kadromuzda. Ama bunun yanı sıra teorik ve uygulamalı derslerde hem üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik bilimlerin öğretim elemanlarından hem de sektördeki uzmanlardan yararlanmaktayız. Neden Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi?
Ergenç Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans düzeyinde öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur. Ve fakültemizin 88 yarı yılda verilmektedir. Burada farklı bir öğretimde ağırlıklı olarak, yüzde olarak görüyorsunuz derslerin ağırlıklarını arkadaşlar. Seçmeli işletmecilik ve meslek grubu seçimlik İngilizce dersler %11, sınıfı dersleri %6, turizm meslek grubu dersleri %28, temel işletmecilik, temel rehberlik grubu dersler %12 oluştururken fakültemizde yabancı dil, yani İngilizce artı ikinci yabancı dil Almanca, Rusça %43'lük bir oranı oluşturmakta. Bu yüzden yabancı dilin önemini vurgulanıyor. Evet, üniversitenin sınav sonuçlarında pozisyonumuza bakacak olursak, işletmecilikte en yüksek puanımız 287 iken rehberlik bölümünde 387 puanla öğrenci almışız en yüksek. Eğitim öğretim yönergemize kısaca bakacak olursak arkadaşlar, eğitim öğretim yarı yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarı yılı olmak üzere iki yarı yıldan oluşur. Bir dönem sonu sınavlarını kapsamak üzere en az 17 haftadır ve bu fakülte teklifi ya da senato kararıyla artırılabilir. Kayıt yenileme, arkadaşlar bu çok önemli çünkü bir kısmınızın kayıtlarını, ders kayıtlarını ben yaptım zaten. Hani kayıt tarihlerini kaçırmamanız gerekiyor. Ders kayıtları her dönemin başında, güz ve bahar yarı yılı olmak üzere her dönemin başında yapılıyor. Ve biz ders kayıt dönemlerimizde eğitim fakültemiz web sitesinde eğitim öğretim teknesinin altında akademik takvim içerisinde veririz. Lütfen oradan ders kayıt tarihlerini takip edin. Böylece bir sıkıntı yaşamazsınız. Birinci sınıf olduğunuz için yapmayanların ders kayıtlarını ben yaptım, yardımcı olmaya çalıştım. Ancak bir dahaki dönem tekrarlanmayacaktır bu. Lütfen siz takip edin. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren mazeret ders kaydı son birinde belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamazlar. O açıdan lütfen bu konuda hassasiyet gösterin. Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders çekiyor 36 saattir. Birinci sınıf öğrencileriyle genel not ortalaması 2'nin altında olan öğrenciler üst dönemlerinden alamazlar. Özellikle intiba yapılan öğrenciler bu konuda çok soru soruyor. Birinci sınıf öğrencileri maalesef üst gruplardan ders alamazlar arkadaşlar. Birinci sınıf genel not ortalaması ortaya çıktıktan sonra üstten ders seçebiliyorlar. Bu da ancak ikinci sınıfa geçtiklerinde oluyor. Genel not ortalaması 2'nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde not ortalaması 2.3'ün üzerinde olan öğrenciler en fazla 2 üst dönemden olmak kaydıyla her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1-1.99 arasında olan öğrenciler ders yükünün en fazla %75'i kadar ders alabilirler ki 27 krediye tekabül etmektedir. Genel not ortalaması 1'in altında kalan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50'si kadar ders alabilirler. Bu da 18 sürede etmektedir. Dersi devam ve yoklamalar derslerin teorik derslerin %70'ini uygulama derslerinin ise %80'ini katılım durumumuz var arkadaşlar. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler final sınavları dediğimiz dönem sonu yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları ders sunumlarında izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam süreci hesabına hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrenciler dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz. Yani dersleri devam edip sınavlarından başarısız olursanız bir sonraki yıl sadece sınavlarına girmeniz gerekir. Ancak derse devam etmediğiniz için devamsızlıktan kaldıysanız o zaman yeniden derse devam durumunuz var arkadaşlar. Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı 0'dır. Tam başarı puanı %60, ara sınavlarda ortalama %40 ancak sanırım uzaktan eğitimlerinde %70'i %30 oldu. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Çok seviyorum sayın hocalarım. Bu oranların hesabında kesinler aynen kurulur ancak tam başarı puanının hesabında buçuk üzeri tam sayıya tamamlanır. Sınav sonucuna itiraz, fakültede mutlak not sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin arası sınav ve dönem sonu sınav sonuçları
sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı 0'dır. İtiraz etmek isterseniz arkadaşlar dekanlıkla iletişimde geçip dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dekanlıkla cesareyle. Fakültede uygulanma sistemini burada tam olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar AA alabilmeniz için 90 ile 100 puan arasında bir puan almanız gerekiyor. CC geçer nottur. 2'dir ortalama katsayısı. CC'nin altındaki tüm notlar kalır arkadaşlar. O akademik danışmanlıklara bakacak olursak öğrencilerin her sınıfın kendine ait bir akademik danışmanı vardır arkadaşlar. Kişisel yönetim ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmak, öğrencileri yönlendirmek üzere akademik danışmanlara tanırlar. Temel görevleri şunlardır. Öğrencilerin eğitim, öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak, bu sorunları fakülte yönetimine iletmek, öğrencilere kayıt bilimlerine, ders seçme, sınav ve mezuniyetler gibi işlemlerde yardımcı olmak, eğitim öğretim ile ilgili kanun, yönetimlik, yönerge ve staj konularında öğrencileri bilgilendirmek, akademik danışmanlar sorumluluklarına verilen öğrencilerle ilgili bu görevleri yürütürken öğrenim süresi boyunca haftada en az 2 saat zamanlayırlar diyoruz. Ben zaten iki grubunda hem rehberlik hem de işletmeciliğin hem de akademik danışmanıyım buyur. Neyle ulaşabildiğinizi bence biliyorsunuz. Her türlü sorunuzda yardımcı olmak vazifem arkadaşlar. Ben burada sözü Nazlı Hocam'a bırakıyorum. Staj süresi ve imkanlarından size o bahsedecek. Buyurun Nazlı Hocam. Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben bugün sizlere kısaca staj süreleri, nerede staj yapabilirsiniz, fakülte imkanlarınız, değişim programları hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fakültemizde turizm işletmeciliği bölümü için tamamlamanız gereken staj süresi 90 günken turizm rehberliği öğrencilerinin tamamlaması gereken staj süresi 45 iş günüdür. Bunun nasıl, sebebi... Tam ekran yapabilir miyiz? Pardon. Şu an sorun yok herhalde. Evet. Tamam. Bunun haricinde sevgili arkadaşlar burada turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerinin hangi işletmelerde staj yapabileceğini gösteriyoruz. Fakat bunları tek tek saymak yerine sevgili arkadaşlar eğitim öğretim sekmesinin altında Turizm Fakültesi web sitesine giriyorsunuz. Eğitim öğretim sekmesinin altında yönergeler var ve bu yönergelerin altında ise staj yönergesinde bu işletmelerin hepsi belirtilmiş durumda. Yine aynı şekilde turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin de staj yapabilecekleri yerler staj önergesinde belirtilmiş durumda. Fakat burası önemli sevgili arkadaşlar. Genellikle sorular buradan geliyor öğrenciler tarafından. Her iki bölüm öğrencileri de staj yapacakları yerleri kendileri bulmak durumunda. Bu anlamda fakültemiz evet sizlere şu anlamda yardımcı oluyor. Kariyer günleri, turizm haftası gibi etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklere biz sektör temsilcilerini davet ediyoruz. Ve burada sektör temsilcileriyle tanışma ve staj yerlerinizi ayarlama imkanı buluyorsunuz. Ama bunun haricinde fakültesinde herhangi bir staj yeri konusunda yardımcı olmuyor. Staj yapacakları yerleri belirledikten sonra öğrenciler şu an ders kaydınızı yaptığınız sistem yani ÖBİSİS sistemi üzerinden başvurunuzu yapıp bu başvurunuzu staj danışmanınızın onayına gönderiyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra ise staj başvuru formunun çıktısını alıp yine danışmanınıza götürüyorsunuz. Eğer karşı taraf yani işletmeniz sizden talep ederseniz zorunlu staj formunda gerekli ilgili danışma hocanız size bildiriyor ve verebiliyor staj formunu. Bunun haricinde staj sonunda ise eğer başarılı bir şekilde tamamladıysanız işletme size sicil formu doldurarak danışmanınıza kapalı zarf içerisinde posta yoluyla gönderiyor ve bu şekilde eğer uygun görüldüğü takdirde staj gününüzden düşülmüş oluyor. Staj başvurularınızı arkadaşlar işletmeye yani çalışmaya başlamadan en az 7 gün önce OBİSİS üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer başvuru üzerinde onaylanan stajlar varsa herhangi bir değişiklik veya iptal söz konusu olmuyor bilginize. Burada fakülte dekanlığı eğer
yani fakülte dekanının görevlendireceği öğretim elemanları stajyer öğrencileri staj yaptıkları işletmelerde denetleme hakkına sahip. Yatay ve dikey geçiş yoluyla fakülteye geçen öğrencilerimiz daha önce eğer staj yaptılarsa bu gerekli belgeleri fakülte dekanına belirterek, dilekçeyle vererek yine stajlarını da saydırabiliyorlar. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajlarını tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamıyorlar. Detaylı bilgiye dediğim gibi yönergeler staj yönergesinden ulaşabilirsiniz. Tabii şu an bu yıl pandemi dolayısıyla gelemediğiniz için fakülte imkanlarımızı ya da üniversitemiz imkanlarını görme şansına sahip olamadınız. Fakat ben biraz bahsetmeye çalışacağım. Fakülte imkanlarımız sevgili arkadaşlar 50 öğrenci kapasiteli bir kütüphanemiz bulunuyor. Burada 14 adet internet bağlantılı bilgisayarlarımız var araştırmalarınızı yürütebileceğiniz. 240 kişi kapasiteli bir konferans salonumuz bulunmakta. Mezuniyet törenlerimiz ya da etkinliklerimiz genellikle burada yapılmakta. Bilgisayar derslerini uygulamalı olarak aldığınız bilgisayar laboratuvarları ve fakültemizin giriş katında 100 öğrenci kapasiteli bir de kantinimiz bulunmakta. Mesleki uygulama birimlerimiz yiyecek içecek üretimi uygulama birimi, yiyecek içecek servisi uygulama birimi ve yine fakültemize bağlı olarak işletilen Hızıroğlu uygulama oteli bulunmakta. Evet, yiyecek içecek derslerini yani mutfakla ilgili derslerinizi değerli hocam, doktor öğretim üyesi Reha Kılıçan'la burada işliyorsunuz arkadaşlar. Ve mutfaktan bazı fotoğrafları gösteriyor olacağım. Burası uygulama alanını yaptığınız bölüm mutfakta. Ve bu da geçmiş yıllarda öğrencilerimizle çekilen bir fotoğraf. Burası Hızıroğlu uygulama otelimiz. Burada öğrencilerimiz part-time çalışma imkanına da sahip olabiliyor. Evet, sevgili arkadaşlar ben sizlere daha önce belirttiğim gibi staj yeri bulma konusunda fakülte bundan sorumlu değil. Fakat bazı ortaklıklarla Hilton Otel, Omar Otel ya da Ibis Otelleri gibi öğrencilerimizin mesleki eğitimi ve gelişimi kapsamında işbirliği yaptığı oteller ya da işletmeler bulunmakta ve dediğim gibi bazı etkinliklere buradaki sektör temsilcileri davet ediliyor ve siz burada onlarla tanışma imkanına erişebiliyorsunuz. Etkinliklerimiz 15-25 Nisan arasında turizm haftası etkinliği genellikle düzenliyoruz. Gastronomi dersi kapsamında geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık ama sanırım bu yıl yanlış hatırlamıyorsam 12.sini umarım sizlerle gerçekleştirebiliriz. Gastronomi şenliğimiz oluyor her yıl. Kariyer günlerimiz ve teknik gezilerimiz her yıl düzenlenmekte. Bu gastronomi şenliğinden bir fotoğrafımız. Burada arkadaşlar yarışma düzenleniyor. Siz bir yıl boyunca mutfakta aldığınız bilgileri uygulamaya döküyorsunuz ve burada da ilk 1-2-3 öğrencimiz ödüllendirilmek suretiyle böyle bir yarışma düzenleniyor. Bu istihdam ve kariyer günlerinde öğrencilerimiz sektör temsilcileriyle görüşüyor. Burada fakültemizde iki kulüp bulunuyor. Birisi turizm işletmeciliği kulübü, bir de gastronomi kulübü. Burada da 2018 yılında iki kulübün ortak olarak yapmış olduğu tanışma kahvaltısı fotoğrafını görüyoruz. 2018-2019 dönemi mezuniyet törenimizden bir fotoğraf. Burada Kim Korkar Yabancı Dilden adlı söyleşimizden bir fotoğraf. Kim Bilir adlı bilgi yarışması. Burada turizm işletmeciliği kulübüyle yapmış olduğumuz Kapadokya turumuz 2018 yılından. Fakültemizin futbol takımı, aynı zamanda basketbol takımı, voleybol takımı da bulunmakta. Yöresel çorbalar ve pilavlar tadım etkinliği. Burası gastronomi kulübünün yapmış olduğu bir etkinlik. Ve diğer önemli kısmı arkadaşlar burs imkanları. Normalde üniversitemizin sağlamış olduğu yemek bursu var sevgili arkadaşlar. Bu ve fakültemizin hayırseverleri Türkan Tuncel Hastalık Eğitim Bursu pandemiden dolayı şu an dondurulmuş durumda. Fakat zaten bildiğiniz gibi KYK bursuna
başvurabiliyorsunuz. Bunun haricinde TEV eğitim bursu var sevgili arkadaşlar. Türk Eğitim Vakfı size bir burs sağlıyor ve son günü 18 Ekim. Bu gerçekten prestijli bir burs. Eğer fakat KYK bursu alıyorsanız TEV bursu alamıyorsunuz. Buna dikkat ederek KYK bursu almayan öğrenciler TEV bursuna başvuru yapabilirler. Evet, Erasmus işbirliklerimiz. Sevgili arkadaşlar, yurt dışında öğrenim görmek veya staj hareketine katılmak isterseniz zaten ben ilgileniyorum. Hocam, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Reha Kılıçan hocamla. O Erasmus birim koordinatörü. Ben ise Erasmus birim temsilcisiyim. Hemen şuradan anlaşmalı olduğumuz 4 ülkeyi göstereyim ve üniversiteleri de görüyorsunuz. Web sitemize girdiğiniz zaman solda alt sekmede Erasmus butonu var. Oraya tıkladığınız takdirde başvurular nasıl yapılır, hangi dönemlerde yapılır. Örneğin mesela bu yıl siz gidemezsiniz fakat bu yıl seneye gitmek için sınavlara girebilirsiniz gibi bilgiler bulunuyor. Macaristan, Polonya, Litvanya ve Romanya'ya anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrenim görebiliyorsunuz. Farabi Değişim Programı ise Mehmet Halit Akın ilgileniyor sevgili arkadaşlar. Farabi Bilim Koordinatörü. Farabi ise yurt içi yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı. Erasmus yurt dışı, Farabi ise yurt içinde bir değişim programı. Mevlana ise sevgili arkadaşlar Avrupa hariç farklı ülkelere öğrenim hareketleriyle gitmek isterseniz de Mevlana değişim programından yararlanabilirsiniz. Bu konuda da Mustafa Ülker hocamız ilgilenmekte. Mevlana bilim koordinatörümüz. Sevgili arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum. Eğer farklı sorularınız olursa buraya mail adreslerimizi ekledik zaten. Her konuda sizlere yardımcı olabiliriz. Şimdi soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Fakat tabii ki kamerayı açmak zorunda değilsiniz ama bizim de sizleri görebilmemiz ve daha etkin bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmamız için isterseniz kameralarınızı açıp sorularınızı sorabilirsiniz. Participant kısmından raise hand kısmı var. Eğer orada yani el kaldırırsanız Mustafa Hocam size söz hakkı verecek ve kameranızı açarsanız ya da isterseniz açmazsınız o şekilde sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. İlgili hocamız da sizlere cevap vermeye çalışacak. Çünkü biliyorsunuz zor bir dönem şu an sizin için de. Fazlaca sorularınız vardır mutlaka. O yüzden soru cevap kısmına geçebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Bu raise hand bölümünden elleri kaldırmadan önce sorular için sanırım uzaktan eğitimle ilgili bir takım sorular gelmiş. Bu soruları ortadan kaldırmak için bir örnek öğrencimizin OBİS'inden online derslere nasıl giriş yapılıyor? Müsaade ederseniz bunları kısaca gösterelim öğrencilerimize. Ardından sorularımıza geçelim. Ben ekranımı paylaşıyorum. Sanırım görebiliyoruz. Evet Sayın Hocam, görüyoruz. Şimdi bu bir... Benim danışmanım Zeynep Yılmaz Taşdemir. Arkadaşlar sesi açık olan biri var. Sana evet kapattım. Herkesi mute et istersen. Olur hocam. Şuradan hemen anlatayım bunu ekranı açmışken. Tüm öğrencilerimizin OBİS sisteminde bazı sekmeler var. Bu OBİS şifresini ve kullanıcı adınız öğrenci numaramız olarak belirleniyor. Eğer hala almadıysanız zaten burada olmazsınız çünkü ders kaydı yaptınız. Bu sisteme girdiğinizde, OBİS'e girdiğinizde uzaktan eğitim butonu var. Uzaktan eğitim butonuna tıkladığınızda derslerinizi görüyorsunuz. Burada bu dönem seçmiş olduğunuz dersleri şurada göreceğiniz üzere mesela Rusça 3 dersini almışsınız. Öğretim görevlisi Aysel Sarıkaya'nın vermiş olduğunu bu dersi görüyorsunuz. Yine mail adresi var. Dersin günü var. Ve derse şu şekilde katılıyorsunuz. İsterseniz burada dersin linkine tıklayarak doğrudan Zoom üzerine yönlendiriyor sizi. Buradan katılıyorsunuz. Dilerseniz özellikle Erciyes uzantılı mail adresleriyle de girerseniz daha iyi olur kendi adreslerinizde. Ders ID, Zoom uygulamasını açıp dersin ID'sini ve dersin şifresini yazarak dersin saatinde derse katılabiliyorsunuz. Burada önemli olan husus şu, bu oturumun başından beri de ben mesajla yönlendirdim sizleri. Her derse öğrenci numaranız boşluk, adınız boşluk, soyadınız şeklinde katılmak zorundasınız arkadaşlar.
Dolayısıyla lütfen bu hususa dikkat ediniz ve bu OBSİS'te uzaktan eğitim butonundan derslere katılabiliyorsunuz. Şimdi ben ekranımı kapatıyorum. Lütfen sorusu olan öğrencilerimiz Participants bölümünde sağ alt tarafta bulunan Raise Hand butonuna tıklayın. Ben sizin sesinizi açayım. Sorunuzu alalım. Her şeyi biliyorlar. Öyle denir ya genelde. Her şeyi biliyorlar ki sormuyorlar. Chat'ten bir sorumuz var hocam. Evet hocam. Bir sormuş. Süreyi geçişiyle geldim. Erciyes Üniversitesi'nin hukuk işlemleri ve ders kaydımı yaptırdım. Arkadaşlarım beni WhatsApp grubuna alabilir mi demiş. Derslerde onu yapıyorlar evet. Derslerde zaten. Varsa lütfen arkadaşınıza yardımcı olun arkadaşlar. Burak'cığım numaranı yazmazsan sanırım yardımcı olamazlar herhalde. Bir de bölümünü soruyorlar. İşletme rehberlik hangisi olduğunda yazarsan. Rehberlik. Evet. İşletme bölümünün eğer bir WhatsApp grubu varsa lütfen Burak arkadaşımızı gruba ekleyelim. Umutcan da rehberlik grubuna eklenmek istiyor. Onu da orada mesajlarda chatte görmüyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında var mı bize sormak istediğiniz soru? Yazabilirsiniz aynı zamanda. Herhalde ben kamerayı açayım dediğim için stres olmuş olabilir. Yazabilirsiniz. Ya da sadece sesinizi yani. Açıp sorabilirsiniz. Yani sadece mikrofon kullanabilir ya da dediği gibi hocamızın yazabilirsiniz arkadaşlar. Sayın hocalarım sanırım öğrencilerimizin bize soracak soruları. Ha hocam ikinci dönemde intibak yapacak. Burak'cığım hayır. Bir kere intibak yapılıyor. Zaten 4 yıllık derslerin hepsi içerisinden intibak yapılıyor. Tek bir intibak. Önemli değil. Var mı başka sorumuz? Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sanırım soru yok sayın hocalarım. Sonlandıralım mı? Ne dersiniz? Evet, sonlandıralım. Herkese teşekkürler emeği geçen arkadaşlarımıza. Herkese de hayırlı olsun. Evet, ben tüm saygıdeğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Mustafa Yılmaz ve Mustafa Ülker hocama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize tekrar tebrik ediyor. Başarılarla dolu bir öğrenim hayatı diliyorum. O zaman herkese hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler.